Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah ba'd. Kıymetli takipçilerimiz, salavat-ı önemi ve fazileti ve ahkamını konuşmaya devam ediyoruz. Rabbimize hamdolsun olsun. 9. videoya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi zikredilince peygamberimize salavat getirmenin vacip olduğunu söylemiştik. Terk edenlerin hallerini konuştuk 8. videoda ve devam ediyoruz. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismini duysa ve ona kasten salavatı terk etse, salavat getirmese ne olur? Peygamberimiz buyuruyor ki, Men dükürat indehu, efendim, her kimin yanında ve indehu, ben zikredilirsem, felem yusalli aleyye, o kimse de bana salat etmezse, fezaliki ebhalun nas, bu insan, insanların en cimrisidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. El-Bahilu <laughs> cimri men o kimsedir ki zükirtu <laughs> indehu onun yanında ben zikrediliyorum. Yani ismi geçiyor. Felem yusalli aleyye. Yani Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Peygamberimizi kastederek. Yoksa bir insanın ismi Muhammed ise biz ona tanıdığımız Muhammed'e Muhammed dediğimizde salavat getirmemiz vacip mi? Değil. Ama konuşulurken kastedilen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise işte bu dediğimi demek lazım veya salavat getirmek lazım. Getirmezsen Resulullah senin cimrilikle vasıflıyor. Cimri insan peygamberimizin ismi geçtiğinde peygamberimize salat etmeyen demektir. Ben hep düşündüm yani neden cimri yani ne alaka şimdi? Cimrilikle bunun ne alakası var diye? Bir kere şunu söyleyelim ki efendiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi zikredildiğinde onu anmayan adam hiç onun söylediği hadislerle fakir fukaranın yanında olup da parasını sadaka olarak, zeket olarak dağıtır mı? Dağıtmaz. Sen onun ismini söylemeye eriniyorsun. Onun dediğini nasıl yapacaksın? İlk önce onu bir anacaksın, bileceksin, takdir edeceksin ki ondan sonra onun gösterdiği yolda mazlumların yanında olasın. Böyle de bir inceliği var. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Benim ismim zikredildiğinde bana salat etmeyen insanların en cimrisidir dedi. Hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edenlere bakın. Yalnızca kendisine destek verenlere destek verirler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmeye çalışanlara bakın. Dünyanın tüm coğrafyasına destek sağlamaya çalışırlar. Menfaati olsun olmasın. Şimdi bizim Mektep İnsani Yardım Derneği'nin Değil mi? Ne menfaati var Afrika'dan? Da biz oraya kuyu açmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim dağıtmaya çalışıyoruz. Buradaki çarşafı şerifi oraya götürmeye çalışıyoruz. Ne menfaatimiz var? Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği yolda devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz onu anıyoruz, onu tanıyoruz, onu biliyoruz. İsmi geçtiğinde saygı gösteriyoruz. İsmine saygı gösteren emrettiği şeylere de saygı gösterir. Emrine peygamberimizin emri nedir? Mazlumun yanında olun. Zalimin karşısında olun. Menfaatiniz olsun olmasın. Zulme susmayın. Zulme susan dilçi şeytandır diyor. Ya o yüzden ilk önce peygambere saygıdan geçen bu işler. Peki niye cimri? Bir de şöyle bir bakış açısı var. Liennel bakil. Çünkü cimri. Mâni'u hakkın vacebe aleyhi. Üzerine hak olan birinin hakkını vermemek. İşte zekatı vermeyen adam cimri adamdır. Fıtır sadakasını vermeyen adam cimri adamdır. Öşrünü vermeyen adam cimri adamdır. Niye? Bu hak senin değil. Allah sana bu mülkü vermişse demiş ki kırkta biri de fakirin vereceksin. Hakkı olandan hakkını vermezsen kesersen cimri olursun. Allah da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir hak vermiş. Ne o? İsmin anıldığında sana salat edecekler. Ya velledin aminu sallu aleyhi. O peygambere salat edin. Şimdi peygamberimiz ismi anılınca hak ne? Salavat çekmek. O hakkı vermezsek cimri olarak adil ediliyoruz. Allah cimrilikten cümlemizi muhafaza eylesin. inşallahurrahman. Rahman. Peki peygamberimizin bizim üzerimizdeki hakkına ki biz onun da ismini söyleyerek saygı duyalım ona hakkını verelim. Bakıyoruz kitap sahibi çok güzel bize söylüyor. "Vekat caahe diye'n lil alemine ve rahmeten Müminin mu'minin." rahmet olmuştur. Alemlere hidayet rehberi olmuştur. İslam'ın dışındaki dinlere bakın. Saçma sapan şeyler vardır. Yani akla mantığa da uymaz. Aslında bizim dinimiz içerisinde akıl mantığı ön plana çıkartıp da İslam'ın akla mantığa uymadığını söyleyenler dünyadaki diğer dinlere baktığında İslam'ın ne kadar akla mantığa uygun olduğunu göreceklerdir. Hindistan'da 4000 tane din var. Adam asansöre tapıyor ya. Nice adamlar var. İbadet uğruna sırtını yarıyor herif böyle. Sırtına bıçak vuruyor. Efendim kırbaç vuruyor. Mesela Hristiyanlarda vardı değil mi o? Kendine eziyet ediyor. Şak! Şak! Ya din sana öyle bir şey emretmiyor. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cahilliklerden bizi kurtaran, bize hidayete gitmemize vesile olan, müminlere rahmet olarak gelmiştir. İnsanları dünyanın şerlerinden, fesadından, zararından, ahiretin sıkıntılarından, zorluklarından kurtarıcı olduğu için, bize bunları belirttiği için, öğretmen olduğu için, bize ahireti öğrettiği için, dünya hayatını öğrettiği için, mazlumların yanında olmayı, iyiliği bize öğrettiği için onun üzerimizde hakkı vardır. Baş öğretmenimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üzerimizde hakkı büyüktür. Hakkı neymiş? İsmi anıldığında ona salavat-ı şerife çekmek. Muhammed dendiğinde sallallahu aleyhi ve sellem demek. Demezsek insanlığın en cimri insanı oluruz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya mesele basit değil arkadaşlar. Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri vardı. Yanında da bir tane yardımcısı var. İsmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak nasıl saygı duyuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismini. Hep Muhammed diye çağırırdı onu. Bir gün onun lakabıyla seslendi. İşte mesela gözlüklü mesela yani. İşte takkeli. Bir bakar mısın ilk defa. Ve atıyorum işte başka bir isim söyledi. Efendim bir künyesiyle seslendi. Dedi ki efendim bu zamana kadar bana hep e, hep ismimle seslendiniz. Niye bu sefer başka bir isim kullandınız? Dedi ki senin ismin peygamberimizin ismidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'dir. Ben sana her Muhammed deyişimde abdesti söylerim. Ama şu an bir ihtiyacım oldu. Abdestsizdim. Peygamberimizin ismini abdestsiz söylemekten haya ettim. O yüzden seni lakabınla çağırdım dedi. İnsanlar böyle büyük oluyorlar. İsim deyip geçme. Salavat deyip geçme. Saygı buradan başlar. Saygı karşındaki kişiye hitap ettiğin şekle göre başlar. Ya. Bir insana babacığım dersin, babam dersin. Baba bir şey var dersin. Baba falan. O bitti saygı zaten ilk sözünden bitti zaten senin. Allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı çerçevesinde haddi aşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin inşallahü rahman. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim benim ismim zikredildiğinde eğer salavat çekmezse buyurun. Men <mengen> zükürtü indehu fe hati'a salata aleyh hati'a tariqal Eğer bana salavat çekmeyi unutursa cennetin yolunu da unutur. Bakın şu tehditlere bakın ya. Buradaki unutmak ne demek? Şu ayeti kerimede olduğu gibi. Etet ke ayatuna fenesitaha <mengen> ve yevme Rabbimiz Taha suresinde buyuruyor ki: Kulum hani sen dünyada bizim ayetlerimizi unutmuştun ya. Bugün de biz seni unuttuk. Demek ne demek? Allah unutur mu? Haşa ve kella. Hani kul dünyada Kur'an-ı Kerim'i terk etmişti ya. Allah da ahirete o gün diyecek ki biz de bugün seni terk ediyoruz demek. Buradaki unutmak o. Yani peygamberimizin ismi anıldığında salavat çekmeyi terk eden cennette onu terk edecek. Cennet yolu da ona terk ettirilecek. Cenneti bulamaz diyor. Cennetin yolu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat çekmekten geçiyor arkadaşlar. Önemli bir mesele. Başka? Resulullah'ın ismi anıldığında salavat çekmezsek vaciptir demiştik. Ne olur? Başka nasıl bir tehdit var? Başka nasıl bir kötü bir vasıf var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki minel cefa cefadandır. En ülkere rainde raculün fe la yusalli aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismi anıldığında bir kimsenin yanında. Eğer o kimse peygambere salat etmiyorsa sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demiyorsa bu cefadandır demek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cefa ne demek? Kabalık. Peygamber'e kabalık olur mu? Olmaz. Peygamber'e eziyet etmeyeceksin. Allah ayetle bunu emrediyor. Ya eğer peygamberin ismi anıldığında salavat çekmezsen sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabalık ediyorsun Peygamber'ine. Yapmaman lazım. Dolayısıyla Peygamber'in ismi geçtiğinde ne yapmak lazım? Hemen ona salat getirmek lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Burada cefayı tarif etmiş. Ne diyor? Ve huve terkül bir. İyiliği terk etmektir. Sılayı terk etmektir. Demek ne demek? Karşı tarafa iyiliği terk etmek kabalık yapmak demektir. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı kötü hasletlerden yapmayı cümlemizi muhafaza eylesin. O işlere bulaşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. rahman. Peki bu kabalıkla alakalı diyor ki burada. Hangi mümin ki ona kabalık yapmak haramdır zaten? Doğru mu? En haram. Fe nasıl o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kabalık edeceksin? Peygambere kabalık ise eh ah, haram daha da beter bir haramdır. Zaten bir mümin kardeşine durduk yere iyiliği terk edip ona kabalık etmek ona kötülük etmek nedir? Haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir şey yapmak ise daha beter bir haramdır. Demek ne demek? Peygamberin ismi anıldığında ona salat etmezsek kabalık ediyoruz. Bu haramdır. Ona salat etmemiz gerekir. Bu vaciptir. Niye? Peygamberi sevmemiz lazım. Nereden sevmemiz lazım? Kendimizden dahi çok sevmemiz lazım. Nereden belli bu? Ömer İbni Kattab, efendim, Hazreti Ömer. Ya Resulallah, le ahabbu ileyye min kulli şeyin illa nefsi. Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bana her şeyden sevgilisin, ancak kendimden değil dedi. Meşhur hikaye. Kale lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ona ne buyurdu? La ya Ömer. Hayır ya Ömer. Hatta ekuna habbe ileyke min nefsik. Böyle olmaz ya Ömer. Senden kendinden daha çok beni sevmelisin. Fakale Ömer yani yoksa iman etmiş olamazsın. Fakale Ömer Fevallahi vallahi le entel ana habbu leyye min nefsi. Ya Resulallah şu an vallahi kendimden dahi seni daha çok seviyorum. O zaman peygamberimiz de şöyle buyurdu. El an ya Ömer el an şimdi oldu ya Ömer şimdi oldu ya Ömer dedi. Bak bu nerede geçiyor değerli kardeşlerim? Sahih Bukhari'de de var bu. Ve cafi sahihayn. Bak Buhari Müslüm'de de Hazreti Enes'ten rivayetle geçiyor ki la yu'minu ahadukum hatta min walidihi, ve Bir mümin yani bir insan iman etmiş olamaz ta ki peygamberimiz sevgisi anasından, çoluğundan, çocuğundan ve bütün insanlardan daha az, ağır basıncaya kadar diğer insanlardan daha çok peygamberimizi sevmezse bir insan iman etmiş olamaz. Buharim üstünde geçiyor. Dolayısıyla böyle bir insana sevgimizin en zirve olması gereken diğer insanlardan daha çok sevmemiz imana taallük eden bir kişiyi ona cefada bulunmak haramların en beteridir. Ona cefa neydi? İsmi anıldığında salavatı terk etmek. Muhammed dendiğinde peygamberimiz kastediliyorsa ne dememiz lazım? Sallallahu aleyhi ve sellem dememiz lazım çünkü o normal bir insan değildir. Hatta Allah Teala ne buyuruyor? La tec'alu er rasuli beynekum ke du'a ba'dikum ba'da. O peygamberi aranızda insanları çağırdığınız gibi çağırmayın. Yani ey aziz gel, işte ey Abdullah gel, ey Muhammed demeyin. İsmiyle seslenmeyin onu. Arkadaşlarınızı öyle çağırırsınız ama o normal bir adam değil. Onu sevmeniz imana taallük ediyor. Bak burada sebebi zulüne ne diyor? Abd e, Abdullah ibn Abbas efendimiz veya peygamber amcası ya Muhammed ya Ebel Kasım diye çağırırdı. Allah bu ayeti indirdi. Böyle demelerinden onları nehyetti. Ya fekulü onunla deyin ki o peygambere ya Nebiyyallah, ya Resulallah makamı ile hitap edin. Ey Allah'ın Nebisi, ey Allah'ın elçisi. Allah ismini kullanmıyor, sana ne oluyor ismiyle çağırıyorsun? Koskoca ilahiyat profesörleri, efendim, Abdullah oğlu Muhammed. Ya sallallahu aleyhi ve selleme gerek yok, Celle Celaluhu'ya gerek yok. Bu kadar prosedüre gerek yok. Ne demek ya? Allah salat ediyor. Allah hiçbir zaman ismini kullanmamış, peygamber dememiş. Yani Muhammed dememiş, ey peygamber demiş, ey elçi demiş makamıyla hitap etmiş. Sana ne oluyor da böyle basit basit konuşuyorsun? Ondan sonra tepe taklak olursun tabii. Allah ona efendim saygı duyulması gerektiğini ayetle belirtiyor. Ben saygı duymayacağım diyorsun. Ne beklersin ki dünyadan? Yerle eksen gideceksin. Böyle adamlar bakın vefat ederken insana bile dahi benzemezler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı kabalık etmekten cümlemizi hıfz-ı eylesin eylesin inşallahurrahman. Hatta burada şöyle de bir mesele var. Mesela bir odanın içerisinde peygamberimizin ismi hep zikredildi. Bin kere konuşuldu. Bu bin kereye karşılık bir kere salavat çeksek yeterli mi değil mi? Bazı ulema eğer meclis bir ise tilavet seydesi gibi aynı meclis içerisinde peygamberimizin ismi birçok kez söylenip de bir kere salavat çeksek yeter demiştir ama her seferinde söylense bu müstehaptır daha iyidir denilmiştir. Bazı ulema ise bunların içerisinde efendim, İmam Tahavi de var İmam Şafi'i de var. Peygamberimizin ismi Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem her anıldığında ona salat çekmek vaciptir demiştir. Dolayısıyla böyle de bir görüşte olduğu için en güzeli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı mecliste de ismi ne kadar anılırsa anılsın arkasından sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım gelir. Çünkü affedersiniz biz dayımızla babamızın oğluyla konuşmuyoruz. Kainatın efendisinin ismini konuşuyoruz. Ona saygıda kusur etmemek lazım. Allah Celle Celaluhu demek lazım. Peygamberimize de Muhammed ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.